Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte güç kazanan ülkemizde 14 yılda yaşanan ekonomik, sosyal, kültürel ve istihdama yönelik gelişmeler ortadadır. AK Parti ile geleceği umutla bakıyoruz. Önümüzde zor bir süreç var. Bu süreçte AK Parti ile yürüyeceğiz. İstikrarın sürmesine katkı sağlayacağız. Oy vermeden önce herkesten rica ediyorum. 2001 yılı ile 2015 yılı arasındaki hizmet farkını, gelişim ve değişim farkını, güç farkını gözünüzün önüne getirin şeklinde konuştu. Atakum'da köklü değişimler ve gelişimler için çalıştıklarını söyleyen Başkan İstak Taşçı, 55'te 55 proje demiştik, bu dönem zorunda 55 hedefimizin çok üzerine çıkmış olacağız. Uzaktaki ile en merkezi mahallelerimiz arasındaki hizmet eşitsizliğine son verdik. AK Parti'nin belediyecilik anlayışını en iyi şekilde ortaya koymak için gece gündüz demeden güçlü bir şekilde çalışıyoruz. Atakum ilçesinin tüm sorunlarına saldırıyoruz. Atakum ilçesi 160 bin nüfusa sahip büyük bir yaşam merkezidir. Bu merkezin eksikliklerini ortadan kaldırmaya çabalıyoruz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Cidem Karaarslan ise 6 ayda zaman kaybı yaşandığını ifade ederek ülkemizin yakaladığı istikrar ortamından rahatsız olanlar 7 Haziran seçimini fırsat bilerek dört koldan saldırdılar. Türkiye'nin önüne açabilecek her şeyin önüne geçenler yüzünden Türkiye zaman kaybetti, 6 aylık zaman kaybı esnafımıza, vatandaşımıza yansıdı. Güçlü bir Türkiye için güçlü bir esnafımız olmalı. Esnaf ne kadar güçlenirse ülkemiz o kadar güçlenir. Esnafımızı önemsiyor, esnafımızı güçlendirecek çalışmalarla yolumuza devam ediyoruz diye konuştu.